Evet, gördüğünüz gibi Dagova, Radisson Dagova Otel ve Katedral'den Dagova Nehri'ne doğru girdiğinizde gördüğünüz Özgürlük Meydanı karşınıza çıkıyor. Burada park var, çok güzel. Parkın etrafında işte caddeye doğru, ana caddeye doğru gidiyorsunuz. Diğer taraf yine park. Yani Riga'da inanılmaz sayıda park var. Yani böyle çok güzel ağaçlar, şeyler. Ara yolların arasında görüyorsunuz 4-5 kat ağaçlarla çevrilmiş. Yani şurada görüyorsunuz iki bir tarafından geliş bir tarafından gidiş ediyor. Tramvaylar işliyor. Bu da özgürlük heykelleri görüyorsunuz onların. Değerli arkadaşlar. Güzel 1800'lerde yapılmış binalar. Fransız mimarisinden etkilenmiş barok stiliyle. Gayet eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. Bu sağ taraftaki parka geldiğinizde, indiğinizde böyle bir nehirden geçiyor. Ve görüyorsunuz nehirin içinde hayvanlar. Hayvanlar böyle otluyorlar yani. Özellikle bir şeyler. Evet, panoramik olarak özgürlük heykellerinin olduğu bölgeyi sizlere çekti. Bizim ekip de burada bakıyor. Şeyinden nehir geçiyor. Devam ediyoruz yani. Yes, here is the center of Riga. This is Independence statue. They say Tevzemeyi un brivi bay. Yes, there is a lady and her hands. There are three stars. I think. There is a historical meaning for them. Sanırım bu üç yıldızın bir anlamı vardır onların tarih açısından. Evet, nehir çok güzel. Park. Gördüğünüz gibi sonbaharın şeyleri başlamış. İçinde de hayvanlar. Ördekler görüyorsunuz. Çok güzel. İnsanlar ördekleri besliyorlar. Güvercinler, ördekler ve insanlar yoğun olarak buraya geliyorlar yani. Hafta sonu olduğu için ama hava biraz soğuyun yani şu an Eylül'ün 24'ü olmasına rağmen hava soğuk yani karşı tarafta böyle. Peki, hoşça kalın.